Videonun adı Korkmadım. Yılan. Korktun mu? Hey. İnternette her platform için bir bitiş noktası vardır. Ama üzülerek söylüyorum ki bu bitiş noktası YouTube için asla gelmiyor. Geçen hafta iki kere yüklediğimde ikisi de kaldırılan Logan Paul videomdan sonra YouTube sonunda ilk defa resmi bir açıklama yaptı ve Logan Paul'un hareketlerin cezasız kalmayacağını belirtti. Bu dünyanın en iğrenç olayı yalnız. Logan Paul'un yaptıklarının kesinlikle hiçbir şekilde karşılığını görmemesi. Yani... O olayı hatırlayan vardır belki aranızda. Yani PewDiePie sadece kötü bir şey söylediği için adamın bütün kariyerini bitirdiler, yani bütün kariyerini mahvettiler adamın. Ama Logan Paul yaptıklarının hiçbir şekilde karşılığını görmedi. Çok üzücü ve şey. Dur bakayım. Hypocritical yani. Anladın mı? Ona farklı, ona farklı muamele. Neden Logan Paul Disney? Neden Logan Paul çok izlenme süresi getiriyor siteye? Cezasız kalmayacak mı? Ulan yakın herifi, herifin kanalını kapatın. Adam YouTube'a ceset videosu yükledi. Bu kadar net bir olay. Ne demek YouTube Red dizisini iptal etmek, önerilenlerde çıkartmamak? Bu ne oğlum? Kanalı 2016 yılında açtım. Yıl 2018 oldu. Ortam hala düzelmedi. Tam tersi, YouTube CEO'ları da boktan içerik üreticilerine dönüşü bizzat kendileri videolarımı kaldırıyor. Neyse, şimdi asıl konumuza dönelim. Geçen hafta şöyle bir şey oldu. Nasıl oldu, nereden çıktı, nasıl yayıldı bilmiyorum ama bu korktum mu kızının Zika virüsüyle aynı laboratuvarda üretildiğini düşünmeye başlıyorum. Gelirim seni IP adresinden bulurum. Kanalına hoş geldiniz. Abone... Yalnız Yorokoku'nun ilk defa bir introsu bu kadar uzun olmuş, o yüzden atlıyorum introyu. Hiçbir özelliği... Ya edit güzel olmuş, eğlenceli olmuş ama çok uzun, çok uzun. Yok. Sadece 3 yaşında bir kız çocuğu gibi kamerada poz verip bozuk ağzıyla beraber koydun mu diyen bir kız düşünün. Yani... Bak şu olay var mesela, gerçekten vasıfsız bir kız. Gerçekten yani iki eliyle bir siki doğrultamayacak tarzdan bir şeyi var. Yani vasıfsızlığı var ama... Ya, yine çekiçli adam açmazsın inş. Yine çekiçli adam açmazsın inş. Açtım açtım ama şey olmadı. Çok yüksekten çok aşağı düştüm, o yüzden bıraktım. Her neyse. Ne diyordum? Ne diyordum ya? Ha, o derece boş bir kız yani. Ama ve lakin olayın şu yönü de var. Kız zaten bu kadar ünlü olacağını tahmin etmiyordu. Kız zaten bu kadar ünlü olmayı istiyor muydu, istemiyor muydu, o da belli değil. Kız belki sadece kendi arkadaşlarına karşı bir paylaşım yapıyordu. Sadece kendi arkadaşları izlesin diye böyle bir şey yapıyordu ama sorun şu ki vurdur içi pasifler eklesin. Vurdur içi sorun şu ki bizim halkımız gerizekalı, bizim insanlarımız gerizekalı. Logan Paul'un yaptığı ne biliyor musun? Ormana gidiyor. Ormanda bir tane Japon intihar ormanı, aynen. İntihar ormanıyla bir vlog çekiyor. Ve orada intihar etmiş bir adama rastlıyor. İntihar etmiş adama rastlayan birisi ne yapar? Normal bir insan kamerayı kapatır. O videoyu editlemez. O videoyu yüklemez. Öyle bir videonun gün yüzü görmemesi gerekiyordu. Ama bu adam bu videoyu yaptı, editledi, ismini yazdı. Hiçbir yerde mi yani aklına esmedi? Bu abi iyi bir fikir olmayabilir bu diye. Hiçbir yerde mi aklına gelmedi yani? Yazdı adını, ne bileyim
thumbnail koydu, bir şeyler yaptı ve o videoyu yükledi YouTube'a. İntihar etmiş bir adamın görüntülerini yükledi YouTube'a. Ve cesedin yanında şey yapıyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar falan. Ya o adamın ailesinden birisi olduğunu düşünsene atıyorum. Her neyse işte, ama Logan Paul mesela bu olaydan herhangi bir geri dönüş almadı. Neyse, konuya geri dönelim. Bu kızın ben çok büyük bir suçu olduğuna inanmıyorum. Bu kız bunu yaptığında, bu videoyu yaptığında zaten çok bir takipçisi yoktu. Büyük ihtimalle kendi arkadaşlarıydı zaten takipçilerinin çoğu da. Öyle ünlü olmaya yönelik yaptığı bir şey olduğunu sanmıyorum yaptığı videonun. Sadece kendi arkadaşları izlesin, kendi arkadaşları gülsün diye yapıyor olabilir, yapmış olabilir. Ama ve lakin bizim insanımız o kadar gerizekalı ki, o kadar yarrak ile düşünüyor ki, böyle hani mal şarkısını dikkatli dinleyin. Mal şarkısında ne diyorum ben? Boş işlerimi över dururdunuz, belki verir diye abone olurdunuz. Aynı, tamamen bu olay yani. O zaman ömcek! Koptun mu? Shut the hell up! Koptun Shut mu? Shut your mouth! Shut your mouth! Hayır, korkmadım. Ama biraz tiksindim ve içimdeki utanma devreleri yandı güzel kardeşim. Ne yapıyorsun? Gerçek ismi Simge Barankoğlu ve büyük ihtimalle kalbur üstü bir kişiliğe sahip sınıfının popüler kızıyken şimdi bu abazalarla dolu sosyal medya ortamının göz bebeği olmuş durumda. Yalan! Korktun mu? Şimdi açıkça söylemem gerekirse yılan demenden korkmam için Anaconda filmini VCD'den izleyip popcorn yerken yanımda yılan diye bağırman gerekiyor. Bak bunu yorum da attım şeye. Bu kısım var yani, Anaconda filmini yanımda benimle beraber izlemem ve yılan diye bağırman gerekiyor korkmam için. Abi çaktırmadan kızı bize gelsene beraber film izleyelim dedi. Yanılıyor muyum abi? Şimdi... Adam burada film izleme teklif ediyor mu, etmiyor mu? Dikkat edin. Kişiliğe sahip sınıfının popüler kızı... Şimdi açıkça söylemem gerekirse yılan demenden korkmam için Anaconda filmini VCD'den izleyip popcorn yerken yanımda yılan diye bağırman gerekiyor. Anca o şekilde korkabilir. O yüzden seni burada görünce korkmadım. Yılan! Haksız mıyım şimdi? Şu yorum haksız mı? Korktun mu? Ki haklı da kendisi de kalp atmış. Ayrıca eğer bu kız ondan herhangi bir şekilde korktuğumuzu düşünüyorsa kesinlikle psikolojisinin normal olmadığını ve internetteki tavşan deliğinin ne kadar derine gittiğini bilmediğini düşünüyorum. Korktun mu? Ay ne kadar da şirin, çok tatlıdır yo. Bu videoları izledikten sonra elinden iPad'ini veya akıllı telefonunu düşürmeyen sınıf ve iş arkadaşlarınızın sizden beklediği tepki tam olarak bu arkadaşlar. Ay ne kadar da şirin, çok komik, çok doğal bir kız. Şimdi Simge Barankoğlu'nun videolarını izlemenin şöyle güzel bir yanı var, kişilik analizi yapabiliyorsunuz. Buna gülüp her yerde paylaşıp Instagram feedimin içine mi sıçıyorsunuz? Kötü bir insansınız. Simge Barankoğlu'nu komik bulmayıp Instagram'da görmekten nefret mi ediyorsunuz? O zaman tebrikler, iyi bir insansınız. Aynen öyle, aynen öyle. Bu... Bizi gelsene film falan izleriz, 2TL'ler. Bize gelsene film falan izleriz diye ne dedi anlamadım, bir saniye. Bizi gelsene film falan izleriz, parantezi kapa. Anladım, parantez aç daha doğrusu. İşte ne diyordum ya, videoda tam olarak beklediğim şey buydu. Kıza çok yüklenmemesi, kıza prim verenlere çok yüklenmesi lazımdı ve onu yapmış tam olarak. Güzel bir yaklaşım türü. Olay bu kadar basit. Tabii sosyal medyamızın her şeyin bokunu çıkarma geleneğinden bu hanım kızımız da nasibini almış durumda ve herhangi bir paylaşım sitesinde bu kızı taklit eden ve kendini prenses sanan kızlara rastlamanız mümkün. Ve dünyanın en üzücü olayı da bu yani. Dünyanın en üzücü olayı da bu hakikaten. Burada nasıl desem, aslında
götünü kaldırdığınız kızların ne kadar içlerinde üzgün ve depresyonda olduklarını görebiliyorsunuz. Bu akımı takip edecek kadar, madem bu kıza bu kadar yarak gidiyor, bu yarakların bir kısmı da bana gelsin. Ben de yarak istiyorum. Beni de sikin. Anladın mı? Şimdi bu vaka biraz Banu Berberoğlu'nun garip vakasına benziyor. En azından Banu Berberoğlu vlog çekip bizi hipnotize ediyordu. Ama bu arkadaşın 80'ler korku filmlerindeki oyuncak bebeklerden veya bir Furby'den farkı yok. Düğmesine basıyorsunuz ve koydun mu diye bağırıyor. Ya da ne bileyim, gece dolabınıza koyup uyuduğunuzda gülen diye bağırıyor. Ne derseniz deyin kardeşim. Bu kızın bir fenomen haline getirilmesine akıl sır erdiremiyorum. Tabii Simge Barankoğlu'nun başka yetenekleri de var. Mesela karaoke yapmak gibi. Süpermarketten çalsak bir şey. Sosis ve sala. Sosis ve sala. Şu kadar rezil bir durum gördünüz mü hiç? Bu kadar rezil bir durum gördünüz mü? Böyle rezaletin şeyi, yani anladın mı? Peak level'ı. En üst level'ı yani. Nasıl desem, artık Instagram'da ünlüsün. Artık Instagram fenomenisin. Ve bir şekilde takipçilerine içerik üretmen, içerik sunman gerekiyor. O zaman dur bakalım. Dur, benim aklıma bir fikir geldi. Ben şu an takipçilerime içerik üretmem gerekiyor. Bir saniye. Bu gece başımdan geçen nere değil kafamdan geçen. Yani. Arkadaşlar hiç öyle bakmayın. Müzikali çağında yaşıyoruz. Günümüzde insanlardan beğeni toplamanın yolu kültürel aktiviteler yapıp ne bileyim sanat yapmak veya emekten geçmiyor. Karaoke yapıp milyonlarca beğeni kazanabiliyorsunuz. Şimdi size Baba Kokonga olarak olacakları söyleyeyim. Bu kız aldığı reklamlar ve göz şekeri olma özelliği yüzünden bu kızın altın varaklı çeyiz setine katkıda bulunacaksınız. Düşünme, ortalama... Altın varaklı çeyiz seti... Ne siktir et şimdi. Altın varaklı çeyiz setini siktir et. Bu neydi, bu konuda konuşmam uygun değil büyük ihtimalle ya. Konuşsam mı konuşmasam mı? Yani bu kızla evlenecek kadar üzücü durumda olan arkadaşa acıyorum. Evet, devam. O üstü bir güzelliğe sahip ol ve bütün paramı al. Evet, şu an tam olarak haliniz bu. Yani Simge Barankoğlu'nun hiçbir suçu yok. Bence onu takip ettiğiniz ve yerlere göklere sığdıramadığınız için siz suçlusunuz. Önce koptun mu? Şimdi buradan Halil Söyletmez'e helal olsun diyorum çünkü adam tam bir Wolf of Phenomen Street. Kimse bu hatunu bilmezken adam potansiyeli fark edip hop kapıyor. Ve büyük... Yani Halil Söyletmez'in şeyi tam bir stratejik hamleydi yani. O trend var, hadi atlayalım beyler, hadi. Adam tam bir Wolf of Phenomen Street. Kimse bu hatunu bilmezken adam potansiyeli fark edip hop kapıyor. Ve büyük ihtimalle eskiden yazıp başarılı olacağını düşündüğü pop şarkısına Eminem Stan'daki Dido misali ekliyor. Önce korktun mu? Yılan. Welcome to the jungle baby. Fenomenler ormanında ilk kapıp video çeken kazanır kardeş. Babakok Krinçkowski de check-in yaptı. Babakok üzgün hissediyor. Aslen İzmirliyim. Güzel. Güzel. Şu an Halil Söyletmez'in aklından geçen şeyi görebiliyorsunuz değil mi? Visual bir şekilde, yani gözünüzün önüne yansıyor değil mi? Aslen İzmirliyim. Güzel. Anlamayanlar için bir daha tekrar ediyorum.
Aslen İzmirliyim. Güzel. Güzel değil mi? Bayağı güzel değil mi? Ha? Değil mi? Güzel. Neyse arkadaşlar, bu kısa videoda size biraz daha kendinizle yüzleşme fırsatı verdim. Kimleri yere göğe sığdıramıyorsunuz görün istedim. Ben açıkçası 2010'lu yılların ikinci yarısını ve bu YouTuber olma furyasını 90'lardaki kaset çıkarma popçu olma furyasına benzetiyorum. Belki beyni elektrik devreleriyle dolu bir Furby oyuncağı gibi Instagram hikayeleri paylaşırsanız siz de bir gün ünlü olup paraya para demezsiniz. Ayrıca bize korktun mu diye soran Simge Baran konumuna son bir şey söylemek istiyorum. Son bir yıl içinde Kok Nation olarak şunlara tanıştık. Olduk. Sence bizim senin makyajlı ve AVM'de dondurulmuş yoğurt yemiş gratis kozmetik kişiliğinden korkmamız mümkün mü? Yani burada konuyu bağlamaya çalışmasına saygı duydum ama kızın zaten gerçekte sormak istediği şey korktun mu değil. Gerçekten insanlara korktuğunu veya korkmadığını sormuyor. Sadece şirin gözükmeye çalışıyor. Ama yani konuyu bağlamak için güzel bir tercih. Ve son bir yıl içinde YouTube'da yaşanan en kötü olayları koymuş ama benim kanalımı koymamış nedense. Görüşmek üzere. Tamam, bu video bu kadardı arkadaşlar.